Şimdi sarayın dışı gayet mütevazi görüyorsunuz. Ama sarayın içinde asıl zenginlik arkadaşlar. İçinde. Bu dövmeleri yaptırırken birçok heykele, heykel sanatına bakmıştım. Arkadaşlar o heykellerin hepsi buradaymış. Çok şanslısınız. Çok şanslıyım. Çünkü bu kilise her zaman açık değil. Floransa. Floransa'yı anlatmaya nereden ve nasıl başlamalı? Dünya tarihine büyük katkılar yapmış bu şehri tam anlamıyla anlatmak imkansız. Ama birkaç bölümde de olsa bunu en azından deneyeceğim. Bu muhteşem şehri size anlatmak için bolca okudum, araştırdım ve uzunca bir süre kalıp bu belgesel serisini hazırladım. Medici ailesinin, Michelangelo'nun, Da Vinci'nin, Brunelleschi'nin, Machiavelli'nin, Botticelli ve daha nicelerinin kenti, Rönesans'ın doğduğu Floransa'ya bir de benim gözümden bakalım. Arkadaşlar, hepinize Rönesans'ın başkenti Floransa'dan selamlar. Sesim niye böyle çıkıyor? Çünkü şu anda Medici Sarayı'ndayım. Medicilerin büyük sarayındayım. Ne yaptım? Saat 5-6 gibi turistler buraları serbest bırakıyorlar. Normalde günde burada böyle 5000 kişi hiç anlamadığı konularda rehberlerden hikayeler dinliyor. Ama şu anda boş. Size bugün birçok şeyden bahsedeceğim. Donatello'dan, Michelangelo'dan, Medici ailesinden, Da Vinci'den, İtalya'dan, Floransa şehir devletinden her şeyden bahsedeceğiz. Buradan başladım çünkü Medici ailesi dünya tarihi için, İtalya için, hatta bizim için çok çok önemli bir aile. Dünya tarihini değiştiren bir aile ve Floransa'yı da değiştiren bir aile. Onun için bugün Medici Sarayı'ndan başlıyoruz. Floransa anlatmayla bitebilecek bir şehir değil gerçekten. Saray bu. Medicilerin yaşamı aslında büyük bir başarı hikayesi. Sıfırdan dünyanın tepesine tırmanıyorlar arkadaşlar. Gerçekten sıfırdan. Basit şehirli bir tacirken papalık kurumuna kadar çıkıyor ve dünyanın tarihini uzunca yıllar değiştiriyor. Şu gördüğünüz 6 tane top tam karşıda görüyorsunuz. Medicilerin simgesi. Bizde 2 tane var. Medici ve Papa olunca 6'ya kadar çıkmış. Bu toplar ağırlık ölçüsünü ifade ediyor. Mediciler mimariyi de değiştiriyorlar. Romalılarda kemer yok arkadaşlar. Kolonların üzerine çatı inşa ediyor Romalılar. Ama Rönesans'ta antik mimarinin üzerine o dönemin mimarisini katıp yeni bir yorumla sunuyorlar. Mediciler bunu ilk yapanlardan. Şu kemer olayını ilk defa Mediciler bu kemerleri Rönesans döneminde eski ile yeninin bir birleşimi olarak sunuyorlar. Bakın her şey bembeyaz. Bu Brunelleschi denilen bir dehanın, çokça bahsedeceğiz bu dehadan, getirdiği bir yenilik. Çünkü Rönesans'ı başlatan adam. Rönesans Brunelleschi ile başlıyor ve Brunelleschi ile bitiyor derler. Ama çok ilginç bir şey var. Neden beyaz bu kolonlar? Çünkü Roma devrinden kalan eserleri inceliyor Brunelleschi. Bakıyor, işte Panteon'u falan inceliyor. İşte antik Yunan eserlerine bakıyor. Ne görüyor? Her şey bembeyaz. Muhteşem bir sadelik var. Ve diyor ki, evet, antik dönemde beyazmış her şey diyor. Aslında Brunelleschi muhteşem bir dahi olmasına rağmen büyük bir yanılgıya düşüyor. Sebebi şu, o boyalar yıllar içinde ve yıllar içinde silindiği için beyaz gözüküyor ama aslında antik Yunan ve antik Roma'da inanılmaz parlak renkler kullanılmış. Kıpkırmızı, fıstık yeşili. Belki de Brunelleschi bu hataya düşmese bugün Michelangelo tarafından yapılan Davut heykeli fıstık yeşili falan olabilirdi. Bu hata Rönesans döneminin sadeliğine de yansıyor. Çünkü Rönesans aydınlanma dönemi. Aydınlanma ne demek? Orta çağdaki karanlıktan çıkıyorlar ve eskiye
yöneliyorlar. Eski de antik çağlar tabii ki. Evet. Medici ailesinin ilk büyüğü diyelim. Lorenzo di Magnifico. Bugünkü tarihte de var bolca. Bunun sebeplerinden bir tanesi Shrek'teki prensin ya da kralın Lorenzo di Magnifico olması. Evet arkadaşlar, Shrek'teki prens Lorenzo di Magnifico. Bakıyoruz. Medici Sarayı böyle. Neden banklar var Medici Sarayı'nda? Mediciler aslında kral mıral değiller yani. Ticaret insanları, bankerler, ilk bankacılar, dünyadaki ilk bankacılardan bir tanesi Mediciler. Tabii ki yüzlerce kişi kredi çekmek için evlerinin önünde, bu sarayın önünde sıra oluyor ve insanlar bekliyorlar devamlı. Onlar beklerken o kadar rahatsız edici ki artık yani böyle doluşuyor. Buraya oturun bari diyorlar ve rahat rahat böyle oturup benim gibi hoca köttüler. Medici ailesinden para bekliyorlar. Şimdi sarayı göstereceğim size. Saray öyle ahım şahım bir şey değil. Beklemeyin. Çünkü o dönemin mimarisi böyle. Artı low profile takılıyor Mediciler başta. Yani para onlarda, şehri onlar yönetiyor ama arka plandalar her zaman. Önde değiller. Şehir devleti, cumhuriyet, unutmayın, İtalya değil. O zaman şehir devletleri var. Bu çok önemli. Siena, Venedikliler, Cenevizliler, Napoli, Roma ve tabii ki çok önemli olan Floransa. Rönesans'ın başkenti Floransa. Saraya bakıyoruz. Bu saray için aynı zamanda Rönesans'ın ilk sarayı da diyorlar. Şimdi sarayın dışı gayet mütevazi görüyorsunuz. Ama sarayın içinde asıl zenginlik arkadaşlar. İçinde iç güzelliği önemli. Bakın bunlar şu gördükleriniz at bağlamak için kullanılan şeyler. Yani park yerleri hala eski halinde duruyor. Evet, zenginlik içinde ne yapıyorlar? O dönemin en iyi sanatçılarına paralar akıtıyorlar. Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo da Vinci. Hepsi Rafael hariç bu adamların sarayında ya da bu adamlara çalışıyorlar, Medici'lere çalışıyorlar. Wow. Sarayın diğer girişlerinden bir tanesi. Zenginlik içeride dedik. Zenginlik içeride ne var? Heykeller var. Gördünüz az önce. Muhteşem resimler var. Ve bir kale aslında bakın. Tam bir kale. Korumalı. Çünkü çok fazla da düşmanları var Medici'lerin. İçeride ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok acayip. Zürafa var. Adamlar o kadar zengin ki zürafa besliyorlar içeride. O dönemde zenginliklerini göstermek için egzotik hayvanlar besliyorlarmış. Aslanlar, zürafalar. Zürafanın ismi de Cina'ymış. Bu arada bana şeyi hatırlattı bu. Benim bir çektiğim bölüm vardı. Escobar'ın Hippoları diye. Orada da Escobar'ın zürafaları vardı. Bu arada Escobar'ın zürafası olduğu gibi Medici'lerin de var. Escobar bayağı Medici'leri taklit etmiş aslında. Medici'lerin amblemleri her yerde. Aslan ve altı top. Yine de Floransa'nın sembolü çiçek. Flore. Çiçeklerin şehri. Oraya da geleceğiz. O da çok ilginç bir konu, anlatacağım size. Ve karşımda bir kilise görüyorsunuz. Bu gördüğünüz kilise 400 bin işçi tarafından yapıldı. Hepsi kör oldu bunu yaparken demek isterdim ama öyle bir şey yok. Bir dönem Mediciler finansal kriz yaşıyorlar. Düşünün, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesisiniz. Ailesisiniz ve finansal kriz yaşıyorsunuz. Buradaki birçok binayı yaptırdıkları gibi Mediciler bu kiliseyi de yaptırıyorlar. Bakın yine tahta üzerinde Medicilerin altı topunu görüyorsunuz. Bu kiliseyle ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu kilise aslında beyaz mermerden yapılması gerekiyor. Böyle muhteşem bir kilise olarak düşünülmüş ama krize girince şu oyma kısımlar var ya, bu oyma kısımlar mermerlerin koyulması için yapılan kısımlar. Buraya mermerler monte edilecekmiş ama krize girince duruyor ve o gün bugündür öyle kalıyor. Şu kısımların mermerle dolması gerekiyormuş. Bakın
hazırlamışlar her türlü. Medici'lerin kriz yaşadığı dönemden tam karşıda da evleri var, kale şeklinde. Aslında Medici'ler dendiği zaman Michelangelo da akla geliyor. Michelangelo, Galileo, hepsi akla gelebiliyor. Evet, bu saray demiştik. Bu sarayda yaşıyor Michelangelo. Daha çocukken babası bu sarayda çalıştığı için bu sarayda yaşamaya başlıyor. Başka bir bölümde anlatacağım bir hikaye daha var. Şehir efsanesi. Bu sarayda doğuyor ve düşünün, Medici'lerin etrafındaki bütün sanatçılardan besleniyor. Daha çocuk yaşta bu sarayda büyüyor ve Michelangelo oluyor. Bayağı şanslı değil mi? Yani Michelangelo ne kadar yetenekli olsa da beslendiği diğer sanatçıları hayal bile edemezsiniz. Çünkü Medici Sarayı'nda büyümek büyük bir şans. Şu yukarıda gördüğünüz askılıklar var ya, bakın yine Fleur de Lys ve toplarını görüyorsunuz Medici'lerin. Çiçek Floransa'nın sembolü, toplar Medici'lerin amblemi. Şu demir şeyler de özel günlerde, festivallerde vesaire tropik hayvanları asmak için. Oralara kafesler koyup maymun ya da tropik kuşlar asıyorlarmış. İnsanlar gelip onları izliyormuş, görebilsinler diye. Zenginliklerini sadece bu kadar gösteriyorlarmış. Show off yok yani. Oy canım atım. Bu atları zavallı ya. Hala öğrenemedi insanoğlu şu atları keyfi için kullanmamayı. Heh. Ayı turistler. Lan milyon kere bu sosyal medyada insanlar paylaştı ya. Gerizekalılar. Hayvanat bahçelerine gitmeyin arkadaşlar. Sirklere gitmeyin. Hayvan kullanılan sirklere gitmeyin. Bu da böyle bir kamu spotu olsun. Ve at arabalarını kullanan, yani keyfi için kullanan aptal turistlerden olmayın. Şimdi size Floransa'da gerçekten muhteşem bir yer göstereceğim. Burada bir meydan var. Davut heykelinin sahtesi var meydanda. Tabii muhteşem duruyor. Ama daha önemli bir şey var burada. Şu karşıdan giriyorsunuz arkadaşlar. Ve bir anda karşınıza Davut heykeli çıkıyor. Şu ileride. Dev bir saat kulesi üzerinde orta çağdan kalma bir kule çıkıyor. Bugün hala kullanılıyor. Ama asıl böyle bir yer var ya. Ya İtalyanlar nasıl bir şov yapmışlar? Nasıl bir hava atmaktır? Bu nasıl bir muhteşemliktir? Gerçekten kafayı yememek mümkün değil. Konuyu açıklayayım. Ben Rönesans heykellerine ya da Rönesans sanatına hayranım. Dövmelerimin hepsi aşağı yukarı Rönesans işleri. Ve ben bu dövmeleri yaptırırken birçok heykele, heykel sanatına bakmıştım. Ve bazılarını hala yaptırmak istiyorum bacağıma falan. Arkadaşlar o heykellerin hepsi buradaymış. Gerçekten ben burada olduklarını bilmiyordum. Ve bunlar orijinalleri. Yani orijinal derken orijinal boyutlarında yapılmış falan değil. Gerçekten dönemin heykelleri. Rönesans ve Rönesans sonrası yapılmış bazıları. Rönesans biliyorsunuz aydınlanma çağı. Aydınlanma çağı ne? Orta çağın karanlığından çıkıyorsunuz, Rönesans'a giriyorsunuz ve Rönesanslı sanatçılar antik Yunan'ı, antik Roma'yı keşfediyorlar. O dönemi taklit etmeye başlıyorlar, belki bir de işte söyleyebiliriz. Ve çok önemli mitolojik hikayeler, Roma ve Yunan mitolojisindeki hikayeler. Onları burada anlatıyor heykeller. Ve benim inanılmaz derecede hayran olduğum heykel bunlar. Ya adamlar öyle açmış ki olayı, demişler biz bunları sokağa bile koyarız böyle açık havada. O kadar çok eser var ki. Medusa'nın kafasını tutan, bu arada bu Medici ailesinden bir fert aynı zamanda. Diyor ki Medici'lere kafa tutanın kafasını böyle keseriz. Kendi yüzünü yaptırmış.
Herküles olmalı, o da öyle. Zaten aynı kişinin atlı heykeli var. Muhteşem ya, muhteşem. Gelin bir de şu Medusa çok önemlidir gerçekten. Ben bunu dövmesini bacağıma yaptırmak istiyordum. Bakın bunlar orijinal. Beyzeme bak, dondurma yiyor orijinal heykelin arasında. İnsanlar muhtemelen neyi çektiklerini bilmiyorlar ama ya böyle bir şey mümkün mü ya? Bu nasıl bir hava atmaktır abi ya? Meydana koyduklarına bakın. Ve bunları, bu heykelleri görüyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Bu eski kaleye girelim. Goliat ve Davut. Bunlar orijinal değil. Tabii ki Davut heykeli de orijinal değil. Vay 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 vay. Sarayın içi de inanılmaz. Abi kolonlara bakın ya. Evet, Medici'lerin toplarını burada da görüyorsunuz ve papalık sembolü artık bu yapıldığında, yani burayı kullandıklarında papa olmuşlar bile. Muhteşem, muhteşem. Arkadaşlar, İtalya'da bir kural var. Arada Aperol Spritz içmeyeni dövüyorlar. Arkadaşlar selamlar. Yemin ediyorum çok şanslısınız. Çok şanslıyım. Çünkü bu kilise her zaman açık değil. Floransa'daki kiliselerin açılış kapanış saatleri hiç belli olmuyor. Allah, bu nasıl bir güzellik. Olur ya. Franco, rahip Franco fotoğraflarını çekti. Çok tatlı ya. Of. Tüyler diken diken. Burada Meryem Ana'nın ve bir meleğin resmi var. Onu bulmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü o resmin çok ilginç bir hikayesi var. Ben bu hikayeyi biliyordum ama burada olduğunu da biliyordum ama bu kiliseye açık olabileceğini düşünmemiştim. Giuliana Falconeri. Kimin mezarı acaba? Ah. Tu necesitas? Sì, domani. È possibile? Domani, non oggi. No? So what is domani? Domani. What is domani? Yes. Amanhã. Mañana. Tomorrow. Ah, no. Tomorrow. Adesso si chiude. Domani. Sì, sì. Però, sabes,
Angel y Santa María. ¿Dónde es esta Angel? En las costas. ¿En aquí? Sí. Domani, domani. Domani, domani. ¿Dónde está? No. Espera, si porto lì a vedere. Andiamo che chiudo. Domani. Andiamo domani, domani. Ok. Andiamo che domani. Do you know, sorry, do you know where the painting of Mother Mary and the Angel? Santa Maria y Ángel, un pintura. Ah, é do lado, é por fora. It's there, it's between the other place. Okay, not here. Not here, it's, no. Okay, okay, okay. Kovio binadı. Artık yapma, artık yapma. Vallahi billahi. Allah Allah. Sevilmediğim yerde kalmam. Eşşoğlusu. Domani, domani, che passo? Domani diyen. Belki orada ben haç çıkaracağım, Hristiyan olacağım. Her neyse arkadaşlar, hiç bunlar olmadı. Unutun bunları. Şöyle bir hikaye var. 1200'lerin başında 7 tane ticaret insanı burada bir tarikat kuruyorlar. Tarikat diyelim. Fransiskan rahipleri falan filan var ya, ne diyeceğimi bulamadım. Yani bir hareket kuruyorlar diyelim. Memleket hareketi gibi Muharrem İnce'nin kurduğu. Evet, bir hareket kuruyorlar. Tarikatın ismine de Meryem Ana'nın, Rahibe Meryem'in hizmetkarları diyorlar. 1200'lü yıllardan bahsediyoruz ha, 800. Daha Osmanlı İmparatorluğu kurulmamış. Hiç isim bile geçmiyor. 1299'da, bir görüşe göre de 1301'de kuruluyor Osmanlı İmparatorluğu. Halil İnalcık 1301 olduğunu söylüyor. Fark etmez, 2 sene. Çok birbirimizi kırmayalım. Evet, ne yapıyorlar? Geliyorlar. Sonra Bartolomeo isminde bir tane ressam tutuyorlar. Diyorlar ki Bartolomeo, bir melek, bir de Meryem Ana resmi çizer misin bize diyorlar. Bartolomeo diyor ki, ayıp ettiniz kardeşim, mangırları göreyim, ona göre yaparız. Neyse başlıyor, muhteşem bir melek çiziyor. Geliyorlar, lan diyorlar, Bartolomeo ne yaptın oğlum sen diyorlar, bu nasıl bir güzelliktir, nasıl bir muhteşemliktir diye Bartolomeo'ya övgüler yağdırıyorlar. Ama diyorlar ki, şimdi sıçtın, sen meleği yaptın. Ama Meryem Ana melekten daha kutsal, daha güzel olmalı. Bunu nasıl yapacaksın? Bartolomeo düşünüyor, taşınıyor. Yani bir türlü yapamıyor. Yani nasıl yapacak? Zaten muhteşem bir melek yapmış. Diyor bari uyuyayım. Benim yaptığım taktiği yapıyor. Uyuyor Bartolomeo. Bir uyanıyor. Resim bitmiş. Muhteşem bir Meryem Ana resmi var. Ve detaylarla. Yani herkes bakıyor. Bu Bartolomeo'nun yapamayacağı kadar muhteşem bir iş diyorlar. Çünkü bir ressamı anlarsınız. Da Vinci'yi bile imzası yoksa anlıyorlar. Yani Da Vinci'yi bile derken bir sürü ressamı anlayabiliyorlar çiziminden, el hareketlerinden. Yani çok farklı bir Meryem Ana çıkmış. Herkes geliyor ve mucize diyorlar. Sonra o resim kutsal kabul ediliyor ve insanlar ziyaretine geliyor. Bu kilisede olduğu söyleniyor ama ne yazık ki bu kilisede göremedik. Bu kilise normalde pek açık olmuyor. Saatlerini öğrenebilirsiniz turist infodan. Kim yapıyor bu meydanı, bu kiliseyi? Pucci ailesi. Bakın. Alexander et Robertus Pucci. Pucci. Pucca var ya bizde. Aynen öyle yazılıyor ama A'sız. Pucca, Pucci. İkisi farklı. Evet. Pucciler sembolü ilk gördüğünüz zenci adam. Siyahi adam. Korsikalılar gibi kafasında böyle bir bant var. Korsika bayrağına çok benziyor. Bunun sebebi de Floransalı olmamaları. Böyle bir banner vermişler yani. Bayrakları bu şekilde, şekilleri bu şekilde putçilerin. Ve karşımda arkada duyduğunuz ambulans sesi İtalya'nın fon müziği arkadaşlar. 1960'ların İtalyan filmlerini, böyle kült İtalyan filmlerini açın, arkadaki ambulans sesiyle başlar. Evet, bu arkada da bir hastane görüyorsunuz. Bugün müze olarak kullanılıyor ama sonra da hastane olmuş. Başta yetimhane olarak kullanılıyormuş. Şu anda burada muhtemelen yok ama burada bir pencere var. İçe doğru kapanıyor. Pencereye çocuklarını bırakıyorlarmış ve ittiriyorlarmış.
içerideki rahibe de çocuğu alıyor. Ne babasını biliyorlar ne bir şey. Hiçbir şey bilinmiyor. Sadece çocuğu bırakıyorlar ve ondan sonra tabii DNA testi falan yok. İstese de bulamıyor çocuğunun kim olduğunu. Burası da o bahsettiğim Kabul. Bu çocukların soyadları Innocenti. Innocenti ne demek? Masum. Bu hastanenin ismi de Innocenti. Masum çocuklar. Yani soyadları Innocenti olarak kalıyor. Size yine küçük bir detay vereceğim. Az önce girdiğim, kaçak girdiğim, dayak yediğim kilise. Şu kemeri görüyor musunuz? Eleonora di Medici. Yine Medici ailesinden bir kız. Eleonora engelli olarak doğuyor. Engelli demek doğru mu? Değil herhalde. Yürüyemiyor. Yani büyük problemleri olan bir kız. Ve o dönemde bu tarz problemler pek kabul görmüyor. Ve Medici ailesi utanıyor. Çünkü onlar asil kanlı vesaire böyle soylu insanlar olduklarını düşündükleri için. Eleonora, garibim, bu saraya tıkılıyor. Altın kafes yapıyorlar. Eleonora hayatı 33 yıl yaşıyor sanırım. Hayatının 33 yılını bu sarayda geçiriyor ve dışarı çıkmaması için, kiliseye gitmesi için özel koridoru yapıyorlar. Eleonora sadece bu koridoru kullanarak kiliseye gidip geliyor. Onun dışında pek de dışarı çıkmıyor. Zaten Mediciler ünlü böyle gizli ve koridorlar yapmak için. Eleonora bu sarayda doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Bu saatler Floransa'da gezmek için muhteşem. Görüyorsunuz sokaklar bomboş. Niye? Tam bu saatlerde otellerine dönüyorlar. Herkes duşunu alıyor vesaire. Tam böyle turist yamyamlığından arınmış oluyor sokaklar. İtalya'daki özellikle sembolik şehirler. Venedik, Floransa, Roma. İnanılmaz kalabalık ya. Yani öyle böyle değil. Büyük bir çılgınlık var. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Pucci Sarayı'na. Pucciler neler yapmış? Ne pucçilikler yapmışlar. Pucçilikler. Pucci kuruları. Evet arkadaşlar, Medici Sarayı'nı gezmiştik. Çok basitti. Şimdi de Floransa'nın diğer büyük ailelerinden ama Medici'ler kadar büyük olmayan ailelerinden Pucci'lerin sarayındayız. Bakın ne kadar benziyor. Çanlar kimin için çalıyor? Pucci'ler için çalıyor. Çünkü Pucci'ler birazdan göreceğiniz gibi nanay. Bakın bu sokağın ismi Canto di Balla. Balla İtalyanca bulut, yani mermi demek. Canto köşe demek. Mermi köşesi caddesi, sokağı. Neden mermi köşesi diyorlar? Pucci'lerle Medici aileleri kankalar. Yani öyle böyle kanka değil. İçli dışlılar. O kadar kankalar ki bakın evlerinin köşesinde Medici ailesinin arması var. Vatikan tacı. 6 tane Medici topu, bizde 2 tane var biliyorsunuz. Ve aslan. O da şehrin sembollerinden. Ama bir olay oluyor. Kimse bilmiyor. Tahminler falan var ama küsüyorlar. Pucci'ler kıl kapıyorlar. Quasimodo var ya bizim. Medici'lerin en muhteşemi. En görkemlisi. Buradan, her gün buradan yürüyor. Tamam mı? Bu Pucci'ler bir puçluk yapıp şey diyorlar. Lan diyorlar, biz bunu bir sikertelim. Öldürelim. Ama o dönem böyle makineli tüfek falan fişman yok yani, suikast silahları. Ne var? Arkebüz diye bir silah var. Ve sadece 2 kurşun. Barutla çalışıyor biliyorsunuz böyle arkebüz. Osmanlı'da var. 2 kurşun ya da 1 kurşun atabiliyor. Ama muhteşem bir suikastçı bulmaları gerekiyor. Ki arkebüzü attığını kaçırmasın. Yoksa Mediciler oyar. Yani herifin evinde zürafa var ya. Oymaz mı? Oyar. Bunlar başlıyorlar dünyanın en iyi arkebüs kullanıcılarından bir tanesini aramaya. Tabi Medici'lerin espinaj ağı çok çok güçlü. Şunun yani dünyanın o dönemki en zengin ailelerinden bir tanesi Medici'ler. Ne yapıyorlar? Öğreniyorlar. Bu saraya geliyorlar Medici'ler, giriyorlar. Ordusu, askerleriyle artık neyse. Fatih'in topları Fatih'in yer misin yemez misin düşman? Hepsini alıyorlar, çıkartıyorlar saraydan ve sarayın bahçesinde asıyorlar. Pucci'leri tek tek asıyorlar, hepsini öldürüyorlar. Ama sonra daha ilginç bir hikaye var. Bu hani var ya Quasimodo, muhteşem Quasimodo. Dağların, denizlerin yaratıcısı Quasimodo. Yırttı ya, kurtardı ajanları sayesinde.
Ama buradan geçerken hep bir panik atak. Buradan her gün geçmesi gerekiyor. Ölümden yırttığı için adam dertleniyor. Buradan geçerken ay beni öldürecekler, ay beni öldürecekler, ay kız neler oluyor. Ay panik ataklar böyle bir kendinden geçmeler o muhteşem Quasimodo. Nasıl 3.5, nasıl 3.5? Diyor sikerim ben diyor, yapamayacağım böyle diyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Quasimodo? Bakın ilginç bir şey görüyor musunuz burada? Size 5 saniye veriyorum. Bir düşünün burada ne ilginç. Onu öldürmeyi planladıkları pencereyi kapattırıyor. Sonra bütün panik atağa geçiyor. Tamam diyor, artık geçebilirim bu yolda. Öyle bir korkuyor ki, yani tüm putçileri asmasına rağmen o pencereyi kapattırıyor. Quasimodo! Floransa'dan bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümü kesinlikle kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Selamlar.